Şimdi sıradaki konuşmacımız Gökbey Uluç. Gökbey Uluç'un da konuşması çok ilgi çekici bir konusu var. Konuşmasına geçmeden önce, sunumuna geçmeden önce Gökbey Uluç'un özgeçmişini size takdim etmek istiyorum. Kendisi 1988 Iğdır doğumlu. Türk Dili Derneği'nin kurucusu ve başkanı. Aynı zamanda Kutlu Yayın Evi'nde de genel yayın yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde ve Anadolu Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kendisinin Göktürkçe Öğreniyorum, Ustan Gönüle, Irk Bitik Okumaları gibi dil bilim ve edebiyat üzerine yayınları bulunmaktadır. Evet, Gökbey Bilge'mizin özgeçmişi bu şekilde. Buyurun Gökbey Uluç. Kesinlikle değerli bilgilerim. Bugün sizlere eski Türk sayıları üzerine bir sunum gerçekleştireceğim. Sunum dosyamı açayım öncelikle. Değerli bilgilerim, bugün eski Türk sayıları üzerine bir sunum gerçekleştirmek, bir konuşma yapmak niyetindeyim. Eski Türk sayıları derken, yani bugünkü sayılarımızın aslında kökeni olan konulara değineceğiz. Çünkü geçmiş dönemle ilgili bütün edebi metinlere yönelik birçok çalışmaya ulaşabiliyoruz. Ve hep metinler üzerinden tahliller, araştırmalar, incelemeler yapılıyor ama sayılarımız üzerine çok az durulduğunu görüyoruz. Şimdi sayılarımız üzerine yapılan araştırmalar okuduğumuzda da çok az bir metne ulaşabildiğimi söyleyeyim sizlere. Çünkü eski sayılarımıza yeterince önem verilmemiş. Ha şimdiki bilgilerimiz yeterince önem vermemiş de geçmişte çok mu önem verilmiş diye bir söz de söyleyebilirim ama sayılara ne yazık ki atalarımız da çok önem vermemişler. Yani bu sözü, bu yorumu neye göre yapıyorum? Sayılarımızı gösteren işaretlerin olmamasına bağlıyorum biraz konuyu. Çünkü bir görsel göstereyim. Şu an ekranda Sümerlere ait bir taş görüyoruz. Çivi yazısı ile matematiksel bir işlem bulunmakta. Şimdi binlerce yıl öncesine ait matematiksel işlemleri olan başka uluslar bizlere çeşitli yazılar, işte çeşitli ürünler, nesneler ulaştırmışken atalarımızın ne yazık ki buna benzer belgeleri henüz bulunmamıştır diyelim ve gönlümden geçen şudur. Umarız ilerleyen zamanlarda tıpkı yazıtlarda olduğu gibi uzun uzun matematiksel işlemlerin olduğu, atıyorum bir inşaatın nasıl yapılacağını, bir ölçümün nasıl yapılacağını, arazinin ya da bir vergi hesaplamasının nasıl olacağını anlatan metinlerde bulunur. Damgalarla gösterilir ama sayılarımız konusu biraz geride kalmış diyebiliriz. Dediğim gibi gönlüm hep bulunmasını ister. Umarız yeni yapılan çalışmalarda buna denk geliriz. Şimdiki sayılarımıza biraz değineyim ama değinmeden önce de yani bu kadar da umutsuz konuşmuş olmayayım. Çünkü sayılarımız üzerine çalışan dünya matematiğine çok büyük katkıları olan bilgelerimiz elbette var. Yani yakın zamanda Cahit Arf'ı anmadan geçmeyelim ve geçmiş dönemde de bilinen, en çok dünya çapında tanınan büyük bir matematikçimiz olan Muhammed el-Harazmi'nin adını da anmadan geçmeyeyim. Kendisinin bugünkü matematiğe çok büyük bir katkısı vardır. Nedir o katkı? Şimdi matematikte bilindiği üzere matematik en başlarında sayma işleminde kullanılıyordu. Yani günümüzdeki gibi inşaatta, mühendislikte ya da mimari çalışmalarda değildi. Sayma işleminde kullanılıyordu ama düz mantık olarak hareket ettikleri için insanların var olan bir şeyi sayıyorlardı. Yani 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 diye başlıyorlardı ama olmayan bir şeye ad vermemişlerdi. Ne demek istiyorum? Geçmiş dönemde sıfırın bir karşılığı yoktu. Zaten birazdan da işleyeceğiz. Kendi sayılarımızın her birinin özel bir adı var ama sıfırın bizde bir karşılığı yok. Şimdi geçmiş dönemdeki insanlar da işlem yaparken sıfıra yani olmayan bir şeye bir kavram, bir karşılık vermedikleri için sıfırın olacağı yerlerde çok büyük bir karmaşayla karşı karşıya kalıyorlardı. Ve bu matematikte çok büyük bir sorun teşkil ediyordu. Çok büyük bir sorun oluşturuyordu. Dönem yani bize anlatılan, bize ulaşan bilgilere göre Muhammed el-Harazmi
Hindistan'da Hintlerin sıfıra karşılık bir, yani olmayan bir şeye, olmayan bir şeyi simgelediklerini ve buna da boş anlamına gelen sunya sözcüğünü kullandıklarını görüyor. Daha sonra Harazmi bu öğrendiği kavramı döndüğünde Arapça sifir olarak kullanmaya başlıyor. Sonrasında da bizim Türkçemize sıfır olarak giriyor ve biz bugün sıfır olarak kullanıyoruz. Şimdi az önce Kürşat Efe Bilgemiz çeşitli Türkçe sözcükleri verdi, çeşitli kavramları verdi. Biz aynı zamanda dernek olarak da var olan kavramların Türkçelerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla sıfır sözcüğüne de hani boş anlamına gelen ya da doğrudan sunyanın, sifrin karşılığı olan boş sözcüğünü değil de bizim dilimizde kof diye bir sözcük var. Eğer sıfıra bir karşılık arayacak olursak kof sözcüğünü önerebiliriz. Bu da yeri gelmişken dile getireyim. Sonrasında Muhammed el-Harezmi sıfırı da işin içerisine katıyor ve bugünkü temel bildiğimiz rakamlar ortaya çıkıyor. Tabii yine belki bilenler vardır ama tekrar edeyim. Bugün bildiğimiz algoritma sözcüğü de yine doğrudan Muhammed el-Harazmi'nin adıyla ilişkilidir. Avrupalılar onu kendi dillerine uydurarak söylemişlerdir. Yani algoritma el-Harazmi'nin birebir adıdır ve onun geliştirdiği bir sistemdir. Dolayısıyla Türklerin de elbette matematiğe çok büyük bir katkıları olmuştur. Bunu demeden geçmeyelim. Şimdi Muhammed el-Harazmi'nin Arap dünyasında tabii dönemin bilim dili Arapça olduğu için var olan çalışmalar da hep Arapça üzerinden yapıldı. İtalyan matematikçi Fibonacci o dönem Bağdat'a, yanılmıyorsam Bağdat'tı, yanlışım olabilir burada, gelerek buradaki yeni sayı sistemini öğreniyor ve daha sonra Avrupa'ya geçip aktarıyor. Dolayısıyla da bugün Avrupalıların kullandığı sayı sistemi, yani aslında bizim de kullandığımız sayılar, şu an bilgisayarlarımızda, evimizde, paramızda, hesabımızda kullandığımız rakamlar aslında bizim Arap, daha doğrusu Fibonacci ile Avrupa'ya yayılmış rakamlardır. Yani Arap rakamlarıdır. Böyle de ilginç bir durum var. Bütün dünya Arap rakamlarını kullanıyor, Araplar da Hint rakamlarını kullanıyor. Böyle ilginç bir durumda söz konusu. Şimdi gelelim sayılara. Yani geçmiş dönemde atalarımız nasıl sayıyorlardı ya da başka uluslar, başka topluluklar nasıl sayıyorlardı? Bu konuya biraz değineyim. Şimdi saymamız ya da sayıların temelini oluşturan onluk diye bir taban var. Dikkat ederseniz 10, 20, 30, 40, 50, 60 hep böyle onun katı sayılar vardır ve onun temeli aslında çok basittir. Sayılarımız bizim ellerimiz üzerinden türetilmiştir. Yani geçmiş dönemde kullanılabilecek, her zaman yanımızda taşıdığımız doğal bir abaküs vardı. Ellerimiz. Doğal olarak insanlar bir şey sayacak olurken parmaklarını gösteriyorlardı. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye. Ve bugün dünya genelinde kabul görmüş bir şeydir. Onluk tabanın kullanılmasının temel nedeni yalnızca ellerimizdir. Şöyle ki bazı uluslar 20 sayısını kullanıyorlar. Öngörebileceğiniz gibi o işin içerisinde ayak parmakları da girmiştir. Dolayısıyla 20'li sayı tabanlı kullananlar bir de ayak parmaklarını işin içerisine katarak sayım işlemi gerçekleştirmiştir ama bizim atalarımız onluk tabanı kullanmıştır. Çünkü aynı zamanda diyeyim her bir sayının kendine özel bir adı var. 10 parmağına kadar. Şimdi sonraki ilerleyen dönemlerde yani 10'a kadar saymak elbette işimize yaramıyordu. Sonrası için de bize sayılar gerekiyordu. Ve atalarımız yine ellerimiz üzerinden hareket ederek diğer sayıları türetmişlerdir. Şimdi başka dillerde de yine karşılaştırma yapabilirsiniz ama bizim kendi dilimize gelelim. Belli bir aralıkta matematikte vardır bunlar. Onluk taban, ellilik taban, yüzlülük taban diye. Ellilik sayı tabanını kullanmışlardır. Ne demek o? Şimdi dikkat ederseniz her bir onluğun kendine özgün bir adı var. 10, 20, 30, 40 ve 50. Burada hiçbir sözcük bir öncekine benzemiyor. Yani örneğin İngilizce'de 30, 40 yani 3 tane 10, 4 tane 10 gibi kavramlar var ama bizde 50'ye kadar çok özgün bir ad var. Her birinin kendine ait bir adı var. Sonrasında ise elbette bu sayı yine yeterli değil. Yani ilerleyen zamanlarda atalarımız yine farklı farklı sayılara, daha büyük sayılara ihtiyaç duyuyorlar. Ama
sonrasında üretilen sayıların bir türetme olduğu gözümüze çarpıyor. Yani hepinizin ilgisini çekmiştir 60-70. Belli bir dönem 60-70'e kadar kullanılmış, sonra yine sayı türetme ihtiyacı duyulmuş 80-90. Yani aslında oradaki 8-10, 9-10 ve sonra 100. 60 ve 70'te kullanılan mışın üzerine çok büyük yani tartışma var, üzerinde uzlaşılmamış ama anladığımız şu ki onlar da 10 anlamına gelen sözcükler ya da eklerdi. Ama atalarımızın tümüne 10 sözcüğünü ekleyerek 6 tane 10, 7 tane 10 diye yani 80 ve 90 olduğu gibi yapmış olsalardı aslında 60 değil altan ya da alton ki aslında bugün söyleyen Türk ağızları var, Türk dilleri var ya da 70 değil yeton belki de yeten diye günümüze ulaşacaktı. Şimdi atalarımız belli bir dönem bu şekilde ilerlemişler. Yani onluk tabanını bir şekilde tamamlamışlar. Ve her birinin farklı adı var. Dediğim gibi ilk 50'nin kendisine ait özgün bir adı var. Çünkü 50'lik sayı tabanı kullanılmış. Sonrasında türetmelerle 100'e ulaşılmış. Yine sonra dikkat ederseniz 100'den sonra ta 1000'e kadar yani 100'ün 10 katı 1000'in yine kendine özgü bir adı var. Bu da onluk taban kullandıklarının bir göstergesi. 1000'in de 10 katı olan bir sözcük daha var. Tümen. Tümene de yine özgün bir ad vermişler. Ha, sonrasındaki çok büyük rakamları da milyon, milyar, trilyon diye tabii günümüze yaklaşan dönemlerde alıntı yapmışız. Dileriz bir gün onlara uygun bir sözcükler bulabiliriz. Şimdi her bir sözcüğün kendine ait özel bir adı olduğunu az önce söylemiştim. Burada kendime ait bir görüşü de belirtmek istiyorum. Şimdi atalarımız parmaklarını kullanıyorlardı sayma için. Bu sadece bize ait değil, diğer bütün topluluklarda yani geçmiş dönemdeki ilkel toplulukların hepsine söyleyebileceğimiz bir şey. Eller kesinlikle kullanılıyordu sayma işlemlerinde. Dolayısıyla atalarımız 10, 20, 30, 40 yani bir eli tamamladıklarında ortaya çıkan sayıya elik demişlerdir. Ve ben şöyle düşünüyorum, benim kişisel görüşüm 50 sözcüğü bizim doğrudan elle ilişkilidir. Elik yani zaten bildiğimiz bir şey. Geçmiş dönemdeki sözcüklerin sonundaki G sesi düşer. Günümüze ulaşır. Eli olur. Orada da L'nin ikizlemesi durumu var. 50 sözcüğü gelir. Yani 50 sözcüğü doğrudan bizim kendi elimizle ilişkilidir diye bir görüş ortaya atabilirim. Hatta 50 el damgası bu Göktürk yazıtlarında kullanılan el damgasının kökeni de yine el üzerinden geliyor diye bir görüş belirtebiliriz. Bunu savunan başka bilim adamlarımız da var. Yani şöyle elimizin bir taraftan yani şöyle bir çizgi, baş parmağın taraftan bir çizgiyle bileğe doğru inen şekilde bu minimize edilmiş şekli el damgasını bize veriyor. Büyük olasılık atalarımız da el sözcüğü tamamlandığından dolayı ellik yani bir el işte olan konuşmalarında kendi aralarında hesap yaptıklarını düşünelim geçmiş dönemdekilerin. Bir sayı söyleyecekler ne kadar? Bir el. Yani bir eldeki bütün onluklar. Dolayısıyla 50 sözcüğüne bu şekilde ulaştıklarını düşünüyorum. Şimdi az önce sözünü etmiştim. Atalarımızın onluk tabanı kullandıklarını ve bildiğimiz sayma sayılarının üzerine bunun birer katını alarak devam ettiklerini söylemiştim. Başka uluslarda vardı ama bizim kendi Türk bazı topluluklarında da özel adlandırma değil de düz mantık olarak bir tane 10, iki tane 10, yedi tane 10, sekiz tane 10 gibi çeşitli adlandırmalar yapıldığını yaptığım bu derleme çalışmasında gördüm. Burada verdiğim örnekler Şorca'dan, Tuvaca'dan, işte Sarı Uygurca ya da Altay Türkçesinden bazı örnekler var. Şu an ekranda sizler de görebiliyorsunuz. Örneğin Tuvaca'da 40 yerine 4-10. Biz 40 diye özel bir ad vermişiz Oğuzlar olarak. Ya da 5-10 yerine Bejen. Aslında az önce söylemiştik. Ya da Altan aslında biz mış diyoruz. Ama doğrusu ne olurdu? Bence altan. Çünkü mışın ve mişin kökeni üzerinde bir bilgi yok. Bu tarz durumlar var. Diğer Türk topluluklarda da yine 10 sayısı üzerinden hareket etmişler. Şimdi eski metinlerimizde konuşmanın başında şöyle bir şey söylemiştim. Sayılarımız var. 1, 2, 3, 5 yani hatta 10 bin ifadesini, kavramını söyleyecek bir özel adımız da var tümen. Ama ne yazık ki sayılarımızı gösteren simgeler türetilmemiş. Ya da şöyle diyeyim, cümlemi şöyle toparlayayım. Sayılarımızı gösteren simgeler bulunan el yazması ve yazıtlarda henüz ortaya çıkarılamadı. Dilerim bir gün yeni yapılacak kazılarda bir metin ortaya çıkar ve bizim rakamlarımız ortada olur. Biz de onların üzerine konuşuruz. Örneğin burada Bahadır Çişi yazmasına ait bir metin var. Girişte yeme, bisinç ay,
8.20 diye bir tarihlendirme var. Burada Bisinç ay, yani 5. ay, bu günümüze çok tanıdık gelen bir sözcük ama 8.20. Şimdi burada 8, bildiğimiz 8, 20 de bildiğimiz 20. Ama okunuşu farklı. Yani biz bugün 28 dersek 20, önce onluk sonra birlik basamağı ekliyoruz. Ama geçmiş dönemde atalarımız tam tersini yapmışlar. Yani 28 dememişler, 8.20. Ama 8.20 de bugünkü 28'e denk gelmiyor, 18'e denk geliyor. Şimdi burada atalarımız biraz farklı bir yol izlemişler. Buna değinmek istiyorum. Yine burada bizim Türk Dili Derneği olarak çeşitli çalışmalarımız oluyordu. İşte derneklerde, konferanslar, üniversitelerde, vakıflarda konferanslar veriyoruz. Sayılarımızı anlatıyoruz. Bu kısmı anlatırken çok büyük bir karmaşa yaşıyordum. İşte 8.20 diyordum ki 18'e denk geliyor. Nasıl oluyor diye soruyorlardı. Ben de diyordum ki 8.20 yani 20'den önceki 8. Çok kafa karıştırıcı bir şey oluyordu. Ne demek o 20'den önceki 8? Hani 20'ye doğru sayarken ondan önce söylediğimiz ne diyorduk? 18 diyoruz. Böyle karmaşık bir açıklama yapıyorduk. Ben bunun daha anlaşılır bir açıklamasını da herhangi bir yere denk gelmedim. Bu sohbet kısmında belki konuşuruz. Şimdi benim sonradan şunu fark ettim. Atalarımız sayarken bizim bugünkü gibi düşünmüyorlardı. Büyük olasılık. Yani şöyle yapıyorlardı bence. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 diye başladılar. 8, 9, 10. Bir onluğu tamamladılar. Sonra devam edecekler. İşte benim bahsetmek istediğim, sözünü etmek istediğim yer şurası. Atalarımız geçmişte şöyle sayıyorlardı. Var olan sayıyı, yani onluğu tamamlamak. Bence amaçları buydu. Yine söylüyorum, bence diyorum. Sonra şöyle devam ediyorlardı. 10 tamamlandı, üzerine ekliyorlar. 10, ama günümüzdeki gibi biz 11, 12 demiyoruz. Tam tersi. Artık 10 bitti. Artık 20'den gün almaya başladılar. Hani yaşlarda diyoruz ya 13 bitti, 14'ten gün alacak gibi. Artık 20'den sayı almaya başladı. Şöyle olacak. 1.20, 2.20, 3.20, 4.20, 5.20, 6.20, 7.20, 8.20, 9.20. 9.20'den sonra hangisi gelecek? 20. Yani onluğu tamamladılar. Bu mantıkla hareket ediyorlardı bence. Sonrasındaki bütün rakamlarda da aynısı var. Örneğin 5.40. Yani aslında 35 demek. Ya da diğerlerinde de aynı mantıkla uygulayabiliriz. Diyelim ki 20'yi tamamladı. Sonraki tamamlayacağı onluk ne olacak? 30. 30'a doğru gidiyor bu sefer. Artık 20'yi söylemiyor. 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 30. Yani onluk tamamlandı. Büyük olasılık atalarımız bu şekilde hareket ediyorlardı. Amaçları onluğu tamamlamaktı. Birkaç örnek göstereyim. Örneğin biş elik, yani 45 ya da 9.40, 39 olacak. Şu biraz derslerde ya da eğitimlerde gösteriyorum. 8.9.10. 9.10 dediği aslında 90. 8.9.10'da ne olacak? 88'e denk gelecek. Biraz tekerleme gibi oluyor. Ve büyük olasılık zorluklar yarattığı için de atalarımız sonradan bu sayma düzeninden günümüzdekine geçtiler diyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Başında söyledim. Dedim ki işte atalarımızın sayılarımızı gösteren simgeleri yoktu diye. Tabii ben böyle yakınmayı çok seven biri değilimdir. Böyle derdim hep üretmekten yanadır. Bir şeyin yokluğuna dert yanmak gibi bir niyetim yok. Ve 2008'de dedim ki neden bizim bir sayımız yok? Ben sayıları türeteyim. En azından böyle bir çalışma yapayım diye özgün bir çalışma da yapmaya çalıştım. Belki izleyenleriniz vardır. Karagöz Hacivat Nasıl Öldürüldü diye bir sinema filmi var. Orada Karagöz ve Hacivat'ı seslendiren, daha doğrusu oynayan iki kişi birbirlerine halk etimolojisi, yine özellikle vurguluyorum halk etimolojisi olarak bilinen, yani halk kökenlemesi, sayıların temellerini anlatıyorlardı. Hacivat Karagöz'e diyordu ki, bak diyordu, beşe kadar sayacak böyle. İlgimi çekmişti benim o zamanlar. İşte bu diyor ki, serçe parmak pır pır uçar, pır pırdan bir olur. İşte bu onun ekidir, eki. Bu uç, en uçtadır, üç. Sonra işaret parmağıyla dürtüyordu. Diyor ki dürtmekten dört. Bu da en başta olduğu için baş. Yani baş beş diye böyle bir halk etimolojisi yapmıştım. Ben de 2008 yılında bu halk etimolojisine uyarak bazı türetme, yani simge türetme çalışmalarında bulunmuştum. Yeri gelmişken sizlere onları da paylaşayım. Bu şekilde bir sayı sistemi
oluşturmuştum. Açıklamasını da yine az önceki sistemde göstereyim. Bu halk etimolojisinde geçer. Yani düz bir çizgi olarak ortaya çıkmıştı. Ben de bunu bir düz bir çizgi olarak gösterdim. İşte bu bir sonrakinde onun eki, yani şöyle bir çizgi çizdim. Yine devam ettim. 3, 4, 5. Bu şekilde bir sayı çalışmamız vardı. Tabii ben bunu internete kendi blog sayfama yükledim. Oradan görüp bunu çeşitli çalışmalarında kullanan arkadaşlar da olmuş. Ben bunları sonra tesadüfen gördüm. Bu şekilde çalışmalar da çıkmış. Onları da sizlerle göstermek istedim. Yani 12 yıllık bir sayı simgeleri diyebiliriz bunlara da. Şimdi sayılarımız üzerine genel olarak hocalarım söyleyeceklerim bunlar. Toparlayacak olursam da şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle en başına da geleyim hocam. Konuşmamı da toparlayacak olursam, atalarımızın geçmiş dönemde günümüzdekinden farklı bir sayı sistemleri vardı. Ve onluk sayı tabanını, bugün matematikte çok sık kullanılan bir sayı tabanını kullanmışlardır. Bunu sonra ilerleyen aşamalarda verdikleri adlarda da görüyoruz. Ve asıl amaçları onlukları tamamlamaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sonra 10'un 10 katı. Peki buna nasıl ulaştılar? Bakın 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bir onluk tamamlandı. Sonra yine ellerini kullanarak 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Sonra yeniden adlandırma yapıyorlar. Bakın hep 10 katını alıyorlar. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 ve 10.000 demiyorlar artık. Tümen. Sonrasını getirmemişler. Herhalde o dönem için yeterli olmuş. Yani atalarımızın onluk sayı tabanı kullandıkları, onun her bir katına özel bir ad verdiklerini görüyoruz. Ve asıl amaçları da sayı tamamlamaktı diye belirtebiliriz. Konuşmam bu kadar hocam. Sorularınız varsa elbette bol bol yanıtlamak isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Gökbey Uluç Bilge'miz. Gerçekten ilgi çekici bir konuşmaydı. İlk kısmını biliyorduk. Herhangi bir rakamın olmadığını eski Türkçe dönemine ait. Ama sizin ekstradan rakam oluşturmanız gerçekten ilgi çekici olmuş. Ben şunu kimseye söz vermeden önce oturum başkanı olduğum için ilk soruyu ben sormak istiyorum. Şimdi Köktürk yazılarında gördüğümüz iki farklı sayı sistemi var, sayma biçimi var. Bir 40'lara kadar, 35'e kadar gördüğümüz, işte sizin bahsettiğiniz gibi 8'yi 20, 18'i ifade ederken bir önceki onluğun onluğu söylemek gibi. Bir de 40 artı 7, yani 47. Köktürk yazıtlarında 35'ten sonra bu şekilde sayı adlandırmalarına da rastlıyoruz. Yani 40 artuku 7 yolu süsüledim. Yani 47 defa asker sevk ettim diye. Veya 50 artuku 3 gibi. 53 kez 53 demek için. Bu durumda iki farklı sayı sisteminin olmasını neye bağlıyorsunuz? Farklı diyaleklerin, farklı ağızların özelliği midir? Yoksa bunun bir sistemi var mıdır? İşte şu sayıya kadar böyle, bu sayıdan sonra böyle gibi. Ne düşünüyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Sağ olun hocam. Benim kişisel görüşüm bir geçiş aşaması olduğuna yönelikti. Yani özellikle bir sistematik, aslında eldeki verilere göre böyle bir sistematiğin varlığını ya da yokluğunu burada söylemek doğru olmaz. Ama bir geçiş aşaması olduğu kesin. Çünkü konuşmamda da aslında belirttim. Çünkü bu sistemle saymak çok güç. Bu şekilde matematiksel işlemler yapmak biraz güç ama var olan onluğun üzerine birlik ya da bir sonraki sayı eklemek çok daha işlek, daha işlevsel. Ve bugün baktığımız zaman dünya ülkelerinin genelinde hepsi değil, hep farklı sayı sistemleri kullananlar var hala. Örneğin Rus ya da Sovyetlerin altında kalan ülkelerin saat söyleme biçimleri hala farklı. Timur Hocam da belki katkı sağlamak ister. Örneğin hatta benim bununla ilgili bir vaktimiz varsa, vardı sanırım, bir anım da var. Azerbaycan'a yeni gittiğim bir dönemdi. İşte uçak bileti alacaktım. Gittim oraya, işte görevliye söyledim, dedim böyle böyle.
Bana bilet verdi ve dedi ki, dedim saat kaçta kalkacak? Dedi ki, dördün yarısında. Şimdi ben ilk defa böyle bir ifade duydum ve adam bana bileti kesip verirken aşağıda şöyle parmaklarımı dörde kadar saydım, ikiye ayırdım. Şaşırdım çünkü dördün yarısı niye öyle bir şey? Dedim saat 2'de herhalde. Saat 2'de gittim, sıraya girdim. Geldik, işte görevli biletimi istedi. Dedi ki sizin uçağınız bu değil dedi. Ben de kendi kendime şöyle düşündüm. Uçağım herhalde rötar etti, geç kaldı. Sonra işte zaman ilerledi. Saat 3 gibi ben sıraya girdim derken işte biletimi aldılar. Saat tam 3.30'da uçak havalandı. İşte biz Bakü'ye gittik. Bakü'de de işte bir şeyler oldu. İşlerimizi falan hallettik. Akşam vakti bir amca yaklaştı bana. Dedi ki oğlum saat kaç? Şimdi ben de dedim ki herhalde Azerbaycan'da bir şeyin sayı söylerken burada iki katının yarısı söyleniyor. İşte ben de baktım saatime. Bende de dijital saat vardı. Saat 20'yi gösteriyor. Ben de dedim ki amca saat 40'ın yarısı. Meğerse orada bambaşka. Hala biraz eskiye yönelik sayıyorlar. Tabii adam bana güldü. Bir şeyler dedi gitti ama hala farklı şekilde kullanımlar var ama bugün işte Avrupa'da ya da Amerika tarzı yerlerde sayı, daha doğrusu matematiksel işlemler atalarımızın o dönemdeki geçiş yaptığı gibi işte 50 artıkı 7, 60 artıkı 5 ve bir süre sonra artık sözcüğünü de kaldırıp doğrudan 53 ya da işte 47 gibi kullanıma geçtiler. Çünkü daha işlevsel, özetle daha işlevsel olduğu için böyle bir geçiş aşaması vardı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz cevabınız için. Recai Ünal bilgemizin elini görüyorum ilk olarak. Ardından Timur bilgemize söz vereceğim. Buyurun. Peki, sağ olun Akartürk bilgem. Çok güzel, çok ilginç bir sunumdu. Çok sağ olun, var olun Gökbey Uluş bilgemiz. Ben bir katkı hem de bir soru soracağım. Bu eski Türk sayma biçimi, daha doğrusu sayıyı dile getirme biçimiyle ilgili olarak. Yani özellikle o ondan sonraki, on sayısından sonraki ve işte o onlukların altındaki sayıların, o onlukların adıyla birlikte işte 8-20, 7-20 gibi anlatımların gerçekte bence bozkır egemen kültürün ya da işte konar göçer ya da göçer evli kültürün ileri görüşlülüğüyle ilgili olduğunu, ileriye bakışıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Zihin ister istemez bir sonraki aşamayı görüyor ve bunun izlerini yine ben Azerbaycan'dan örnek vereceğim. Azerbaycan saat dile getirme, saatin dile getirilmesini de görebiliyoruz. Örneğin artık Azerbaycanlılar için, Azerbaycan Türkleri için diyelim ki bizim iki çeyrek geçiyor dememiz, anlatımımız başka türlü dile getiriliyor. Deniyor ki işte 3'e 15 DG işleyir. Yani artık 2 bitti. 2'den sonraki zaman, saat düşünülüyor. Artık 10'a doğru bir ilerleyiş var. Yani o 3 dediğimiz saate bir ilerleyiş var. Dolayısıyla izlerini hala Azerbaycan Türkçesinde görebiliyoruz biz bu eski Türk sayma biçiminin ya da sayı dile getirme biçiminin. Siz de öyle düşünür müsünüz Gökbey Bilge? Evet hocam, az önce aslında verdiğim saat örneği zaten buna yönelik bir örnekti. İşte siz ama yarı örneği verdiniz. Evet hocam, aslında aynı örnekti. Oraya sözü getirmek istemiştim ben de yine. Dediğiniz gibi saat artık 5'i 10 geçiyorsa o artık 6'ya işlemiştir. Çünkü 5 tamamlandı. Evet. Aslında bu bizim bugünkü yaş sözcüklerinde de var. Örneğin diyor ki 30 yaşındayım. Aslında 30 yaş tamamlandı, 31'den gün alıyor. Ama kimse büyük görmek istemediği için daha aşağısını söylüyor. Evet. Benzer durum var aslında. İstatistiğe göre de öyleymiş zaten. Biz bitirdiğimiz yaşta oluyormuşuz. Evet hocam. Evet.
Peki, çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Timur Kocaoğlu bilgemizin sorusuna geçelim. Çok güzel. Gerçekten de bugünkü bizim bütün Türk sanaltay, Türk bilim sanaltaylarındaki sunumlar güzel. Ama bugünküler de özellikle çok çok güzel. İkisi, birisi sözcükler, birisi de sayılar üzerinde. Ama bakın, aynı mantıkla ikisi de işlemiş. Ve bu da gösteriyor ki Türk bilimde yeni kişilerin katkılarıyla yeni alanlar açılacaktır. Şimdi Kürşat Efe'miz, Efe Bilge'miz bu... Bugün belki unuttuğumuz ancak bizim eski Türkçe'de var olan sözcüklere doğru bir yöneliş. Bu da çok güzel. Gökbey Bilge'nin de sayılar konusunu alıyor. Bugün kullandığımız sayılar acaba bizim eskiden var mıydı, çok çok eskiden yok muydu? Ama oraya doğru bir arayış. Hatta bu arayışına kendisinin yeniden bir sayıları şey yapmasını götürüyor. Bunlar çok çok güzel. Yani Türk bilime katkı sağlayacak yeni görüşler, yeni açılar gitmesi hakkında. Şimdi bunu söyledikten sonra bir şey konusunu diyeceğim. Bakın, Almanca bizim eski Türkçedeki sayı sistemini kullanıyor. Bugün yaşayan Almanca. Bakın, onlar 25'e İngilizce'de 25 derler. 25. Bütün dünya dillerin böyle. Ama Almanlar 25 derler. 5 ve 20 derler. Bakın, bu da aynı mantık. Bizim eski Türkçedeki önce 5'i söyleyip sonra 20'yi söylemek, onlar 25 derler. Yani 25 yerine. Ve bugün de hiç değiştirmemişler. Bakın, bugün yani Almanlar bundan rahatsızlık duymamış ki, çok işlek. Yani onlar İngilizce konuşurken, başka dil konuşurken, mesela İngilizce derken 25, 25 diyorlar. Ama kendi Almanca konuştuklarında 25 diyorlar. Ama onlarda öyle değil. 20'den sonrakiler için. 11, 12, 12, Dreisen, Fünfsen diye gidiyorlar. Ama yani 1, 10, 2, 10, 3, 10 diye, ama ondan sonra şeye geçiyorlar. Ne diyorlar? Şey geçiyor. Yani 10, 11 diyorlar ama ondan. Ama benim bildiğim eski Türkçe'de de böyle. Mesela 11. ay vardır. 11. 12. 12. Yani onlarda bence 20'den başlayarak bu Gökbey'in dediği oluyor. Yani 21, 22, 23'e gelince önce şey sayı söyleniyor, sonra onun 20'si söyleniyor. 1, 10, 5, 10, 20, 10 diye 20'ye doğru söyleniyor. Yani 20'den önce de var. 20'den yani, önce de. Evet. Sanki benim aklımda öyle kalmış. Peki Gökbey'e bu sayı söyleyeceğim. Sümerce'de geçen sayılar için işaretler kullanılmış mı? Ben ona dikkat etmemiştim Sümerce metinlerde. Acaba sayı işaretleri var mıydı Sümerce'de? Simgeler var. Simgeler var. Şöyle ki, bir yerine bir tane düz çizgi, iki yerine iki tane düz çizgi, sekiz yerine sekiz tane düz çizgi ve dokuzu da dokuz tane düz çizgiyle göstermişler. Karmaşık mı? Karmaşık. Ama bunlara özel bir simge kullanılmış. Hem mesela Babil metinlerinde 100, 1000 gibi sayılar için nasıl şeyler var hocam? Matematiksel işlemler yapmışlar. Hatta okudum, bir matematik ansiklopedisi vardı. Burada çalışmana onu da koysan, çünkü biliyorsunuz bizim alfabemiz, bu Latince olsun, Arapça olsun, bizim Göktürk olsun, hepsi Sümerce'ye gidiyor. Ve bu Roman rakamları da var. Bak, onlarda da çentik var. Ve Çinliler de öyle yatay çentik kullanıyorlar. Demek bu fikir, bence Sümerler'dekini de koyarsan, böylece dünyada yani bugün kullandığımız 1, 2, 3 biliyorsun gidiyor, acaba buna yakın mıydı, nasıldı? Yani Sümerce'yi de koymak bence yararlı olur oraya. Hani senin önerin de var ama oraya Sümerce'yi koysan şu çıkar. Yani Latinler, Çinliler, başkalar yapmışlar ama bunun şeysi Sümerler'den geliyor. Yani böyle çentik koymak. Evet. Bu bakımdan yararlı olur. Olur hocam. Hani bu bildirilerin metini yazacağımız zaman daha ayrıntılı, daha kapsamlı yapacağız. Burada konuşmaya, sohbet etmeye yönelik bir çalışma hazırlamıştım ama dediğiniz gibi geçmişe dönelik tabletler üzerinde matematiksel işlemlerin yer aldığı simgeler var. Hatta ben okuduğum ansiklopedik kitapta da bunların fotoğrafları yer edilmişti. Hatta orada da şöyle bir bilgi de vardı. Yığınlarca bir tablet bulunmuş ve sadece öğrencilere ait. Çünkü işlem hataları çok sık varmış. Yani öğrenciler herhalde ödevlerini o dönem artık
olanaklara göre kil tabletler üzerine yapmışlar. Böyle bir tablet grubu öbeğde bulunduğuna dair metin var. İşte onu söylemek istemiştim. Umarız bize ait böyle öğrencilerin ödevlerini yaptığı, matematiksel işlemlerin olduğu işte tabletler, taşlar, ne bileyim kağıtlar umarız bulabiliriz önümüzdeki arkeolojik çalışmalarda. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Recai Bilge'miz tekrar el kaldırdı sanırım. Evet, benim aklımdan çıkan bir şey vardı. Şimdi Gökbey Bilgem söyleyince onu yeniden dile getirmek istedim. Şimdi ben uzunca bir süredir şunu düşünüyorum. Bizim eski yazıtlarımız yalnızca taşa vurulmuş, yontulmuş yazılar olamaz diye düşünüyorum. Bunun başka türlü günlük olarak yazılmış, bitirmiş, tutulmuş birçok basılı gerecin olacağını, olabileceğini düşünüyorum. Ya bir yerlerde saklı bunlar, yahut da çok ciddi bir biçimde zarar verildi, ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Çünkü bir toplum ya da uygarlık düşünün ki yazacaklarını yalnızca böyle anıtlara, taşlara yazsın. Ama hiçbir biçimde başka bir, nasıl söyleyeyim, başka bir gereç ya da eşya üzerinde ya da böyle kitap diyebileceğimiz biçimlerde yazılı yapıtlar bırakmasın. Ancak eski Uygur döneminde işte ırk bitik falan görebiliyoruz ama bence daha önceki dönemlerde de, çok daha önceki dönemlerde de işte çanağın kenarına yazılmış, küçük bir kasenin çanağın kenarına yazılmış yazıyı biliyoruz. Ve bunun gibi daha birçok olduğunu, olabileceğini düşünüyorum. Ya bu konuda bir şey var, tarihte, geçmiş dönemlerde, nasıl söyleyelim, garezli bir tutum sonucu ve hala da belki süren bir saklama tutumu bizden bunları gizliyor. Ya da biz hala işte o şeylere, arkeolojik buluntulara ulaşamadık diye düşünüyorum. Başka türlü aklıma bir şey gelmiyor ve dolayısıyla bizim yine bu sayı simgeleri ya da rakam simgeleri ile ilgili mutlaka bir yerlerde bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bu da böyle bir katkım olsun. Teşekkür ederim. Ben Recai Bilge'mize hem biraz da yanıt vermek maksatlı bir giriş yapayım izninizle. Şimdi atalarımızın geçmiş dönemde kullandıkları sözcüklere, ibarelere ve tabirlere baktığımız zaman sadece 3-4 tane, 3-5 tane taş dikmediklerini çok basit bir şekilde söyleyebiliriz. Yani hepimiz rahatlıkla bunu içtenlikle söyleyebiliriz. Çünkü orada çok soyut kavramlar var. Soyut kavramları oluşturmak için de bol bol yazmak, bol bol o şekilde konuşmak gerekir. Dolayısıyla elbette vardı. Peki yok mu edildiler? Birileri gelip yok mu etti diye düşünülebilir. Elbette soru işareti bırakılabilir buna ama ben bir gözlemimi söylemek istiyorum yine. 2 yıl kadar önce Moğolistan'da bulunma durumumuz vardı. Orada sağ olsunlar bizi epey bir ilgili bölgeleri gezdirdiler ve gezdirirken de benim ilgimi çeken durum oldu. Şöyle ki Moğolistan'da birçok bozkır alanında, yani olabildiğince dümdüzlü bir yer. İşte araçla giderken bir yerde taş öbeği görüyoruz. Taşın üzerinde bir şeyler yazıyor. Tabii Moğollar kendi dillerinde de yazmışlar. İşte bazıları bizim kendi yazıtlarımız. Ve binlerce, yüzlerce yıldır oraya kimse ellememiş. Ben bir Moğol'a sordum. Bunlar kimse tarafından tahrip edilmiyor mu, zarar verilmiyor mu? Yani hatta şöyle bir şey dedim. Bu Tonyuk gazete bizim burada olsa götürür duvarını taş yapardı bizimkiler. Böyle de tarihimizde umursamazız. Anadolu'dakiler böyle yapardı. Yani kendi kendimizeyiz. Gerçekleri söyleyelim. Dedi ki burada bunların her biri bütün Moğol, yani burada yaşayan herkes tarafından çok kutsal olarak bilinir ve kimse bunlara zarar vermeye yeltenmez. Zaten yüzlerce yıldır günümüze ulaşmasının başka da bir açıklaması olmaz. Dolayısıyla ben Moğolların ya da orada yaşayan toplulukların, başka ulusların var olan taşlara zarar verdiğini düşünmüyorum. Peki ne yaptılar ya da nasıl oldu? Büyük olasılık atalarımız hep taşa yazmadılar. Kemiklere yazdılar, tahtalara yazdılar. Onlar da bugüne ulaşamadı. Ve büyük olasılıkla
Taşa yazmak elbette zor. Sürekli taş kazınacak. Yani taş kazmak da kolay değil. Çünkü ben de orada elime bir taş alıp bir kayanın üzerine bir şeyler yazmaya kalktım ama çok hem güç isteyen hem de zahmetli bir işti. Ama kemiğe yazmak, tahtaya yazmak çok daha kolay ve gündelik işi yapabilecek bir şeydi. Yani biz bugün WhatsApp'ta yazışırken, efendim Facebook'ta ya da başka yerlerde yazışırken, birbirimize e-posta gönderirken sadece şu anı düşünüyoruz. Ben düşüncemi karşı tarafa bir günlük ya da 2 günlük sonra ileteyim. Ama hiçbirimizin düşüncesi e-posta yazarken 100 yıl sonrasına ait bir şey bırakmak değil. Büyük olasılık dönemin insanları da kemiğe, atıyorum deriye ya da bir tahtaya yazı yazıp kime ulaştırmak istiyorsa ona ulaştırıyordu ve onlar da doğada doğal nesneler oldukları için eridiler. Bence bunun açıklaması bu olabilir. Var olan metinler doğada eridi. Taşa kala yazılanlar da zaten günümüze ulaşıyorlar. Ama birileri yok etti mi, ona bir soru işareti bırakabiliriz elbette. Ben hemen bir şeyi söyleyeyim. Yanlış anlaşılma oldu sanırım. Ben Moğolları zaten göz önüne getirmemiştim bunu söylerken. Ama açıkçası söyleyeyim, aklıma Çinliler ve Araplar gelmişti. Bunu apaçık söyleyeyim, dile getireyim. Çünkü Araplarda bugün bile tarihi yapıtlara, buluntulara hiçbir saygı yok. Özellikle Vahabi, Selefi mezhebinden olan Araplar hiçbir biçimde saygılı değiller. Ki başka toplumların, hele Türklerin bu türlü varlıklarına bence hiçbir saygıları olmayacaktı zaten. Ama Moğolları kesinlikle dile getirmek istemedim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Timur Kocaoğlu bilgemizin elini kaldırdığını görüyorum. Buyurun hocam. Evet, Recai Bilgemiz'in söylediği çok doğru. Fakat şurada şöyle bir şey var. Bazen bunu yabancılar değil de kendimiz de yok ediyoruz. Bakın en güzel önem bu Aurel Stein ve başka birçok yabancı seyyah Doğu Türkistan'a gittiği zaman biliyorsunuz orada eskiden Uygur dönemi, Kağanlıklar döneminde Budizm mağaralarda tapınaklar var, yazılan metinler var. Gidince bakın bugün Avrupa başkentlerinde, Paris'te, Berlin'de olan birçok şeyi onlar evlerden toplamışlar. Oradaki halk artık Müslüman olmuş ama cahil halk pencere yerine kullanıyorlar. Bakın kırıldığı zaman pencere yerine o el yazmalarını yapıştırıyorlarmış. O gidip onlardan satın almış onları. Yani görüyorsunuz o ama onun satın aldıkları bazıları böyle yırtık sayfalar halinde şu anda Berlin'de, Paris'te, Moskova'da, Londra'daki kütüphanelerde saklanıyor. Yani bunu çünkü artık Budizm yani İslam olan, Müslüman olan birisi için onlar kafir zamanıydı. İşte kafirlik de ve oradan kalan şeylerin değeri yoktu. Zaten okuyamıyorlardı da onu ve onları pencere kim bilir başka ne gibi işlerde kullandılar o şeyleri, metinleri ve yok oldu. Yani bugün bizim bulduğumuz Uygur devrine olanlar belki de olanların onda birini toplamış durumdayız. Birçoğu kaybolup gitti. Yine bu Göktürkler devrinden sonraki de eğer deriye, tahtaya yazılmış olanlar başkaları tarafından yok. Yani bunu yabancılardan çok bence kendimiz çünkü bir kültürden bir başka kültüre gidince önceki kültürün şeyine bu, özellikle din konusunda yok etme yönelimi var. Yani birçok Budist tapınağı sonradan cami yapılmış ya şeyler yapılmış. Yani bunlar olan şeyler. Bu yüzden ben burada biraz kendi halkımızın kendi geçmişler varlıklarına değer vermeyişleri yüzünden kaybettiğimize de bağlıyorum. Yani başka kötü niyetli yabancılar da olabilir ama bunu güne kadar yani araştırma yapanlar bakın Aurel Stein olsun başkalar olsun ve bunları muhafaza edip getirip Avrupa başkentlerine koydular. Eğer onlar yapmasaydı bugün biz Uygur dönemine ait hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Bu yüzden yani bu yabancıların bizim değerlere sahip çıkmaları, çünkü yalnız Uygur Türkçesinde Türkçe yazılmış metinler değil, başka dillerde yazılmış birçok metinler de alındı. Çünkü orada büyük bir faaliyet vardı.
Yani maalesef zaman, ama şu bir de şu taş bitiklerin şu önemi var. Onlar hükümdarların diktiği taşlar. Onun için haşmetli, büyük olarak, ama halk elbette taşa yazamazdı, ama tabii okuma yazma oranı bugünkü gibi geniş değildir. Ancak toplumlarda %5, %6 gibi olabilir. Yani onu da büyütmemek lazım. Yani herkes okur yazar değildi o dönemlerde. Yani o taş bitikleri yapıyordu ama halkın çoğu belki o taş bitikleri okuyamayacak durumdaydı. Çünkü Osmanlı döneminden biliyoruz. Yani Atatürk yeni harfe geçince bizim Osmanlı toplumunda okur yazar oranı zaten çok düşüktü. Yani o dönemlerde de çok düşüktü. Onun için o kadar yaygın olmayacağını, ama yine de fakat halk bir şey vardı, damgaları işte koyunlara vurmak. Yani en çok koyunların karışmaması için koyunlar, sığırlar, onlara şu damgalar, Türk damgaları vuruyorlardı. Bu damgalar yaşadı ama metinler maalesef yok oldu. Ve bir kısmı da biz kendimiz, Türklerin kendisi yok etti. Çünkü bir önceki kültüre ait olduğu için. Evet, sağ olun. Teşekkür ederiz katkınız için. Başka sorusu olan var mı acaba? Soru sanırım yok ama sohbet kısmında yorumda bulunanlar olmuş. Ne demiş? Umut Deniz Topçuoğlu, dördün yarısında Pol Çetver Togo, Rusça düşünerek konuşmadan kaynaklanıyor demiş. Murat Uzun, Hollandaca ile içinde Almanca ile aynı mantık geçerli demiş ve 5 ve 20, 25'inde açıklamış. Yine Murat Uzun, Tatarca içinde 5. yartı 4.30 için kullanılıyormuş. 8. 15 minüt, bu da 7.15 için kullanılıyormuş. Bunlar da Rusçanın etkisiyle açıklanabilir demiş. Bir de daha Bayram Puliyev de Recai Bilgemize katıldığını söylemiş. Bir de Murat Uzun'un vardı bir şeysi biraz daha yukarıda. Diyor ki konunun lehçeler ile ilişkilendirilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Bizdeki dilde sanırım bu Kürşat Efe Bilgemize yönelik. Dilde sadeleşme yanlılarınca her nedense lehçelerden sözcük alma konusunda çekimser davranıldı. Oysa Göktürk yazıtlarındaki birçok sözcük lehçelerde canlı şekilde yaşıyor. Yapay sözcükler türetmek yerine geçmişte kullanılan sözcükle canlandırılması anlamlı olur. Evet, şimdi birçoğu biliyor musunuz? Madem şeye geçtik, geniş şeye. Ziya Gökalp tabii birçok bakımdan alırız. Ama herkes onun o lisan adlı şiirini alıp işte eski köke tapmayız. Bunu herkes klişe olarak alıyor. Bak Ziya Gökalp demiş eski köke tapmayız. Yani eski devirden biz eski sözcük almayacağız. Ve İstanbul Türkçesidir en güzeli, ondan alacağız diyor. Şimdi herkeste bir de böyle bir Anadoluculuk var yani işin içinde. Yani başka lehçelerden alma yerine işte o da mesela şey var, ben şiirlerimde hep köklemi kullanırım. Bakın köklem bugün Özbekçe'de, Kazakça'da, Türkmence'de, Kırgızca'da yaşıyor bahar anlamını. Ben köklemi görünce hocam diyor köklem olmalı, olsa olsa göklem olmalı bu göklem. Evet ağızlarda göklem var ama diyorum köklem bugün kullanılıyor Özbekçe, Kazakça. Ve biliyor musunuz bahar sözcüğünden çok onlar köklemi kullanıyorlar. Bahar deseniz çoğu anlamaz ama yani isim olarak bahar var ama bahara bahar demiyorlar, köklem diyorlar. Bakın hala yaşıyor. Ben şiirlerimde o köklemi kullanınca bana bazen böyle itirazlar geliyor. Hocam köklem diye keylen bu diye acayip oluyor Türkçesi için. Yani bizim Türkçemiz için. Ama köklem olsun, niye olmasın? Yani şey burada yani o Ziya Gökalp o devirde yani şunu düşünün. Bakın Ziya Gökalp büyük biri ama onun yazdığı şiir o döneme ait bir şeydi. Yani bu bir kutsal kitap sözü değil. Yani eski köke tapmayız. Ne demek? Elbette eski kökten sözcük alabiliriz. Ama Ziya Gökalp bu zaman öyle düşünmüş. Onu da hoş görüyoruz ama Ziya Gökalp böyle dedi. Bu biz de böyle yapmamız lazım diye böyle katı olmamamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yanıt örneğin sonra bire güden birey. Bunlar hem tarihi hem de çağdaş Türk dilceklerinden alınmış sözcükler. Sözcükler, evet.
Ve gerçekten şu var, bakın Özbekçe'ye gidiyorsunuz da Özbekçe'de de Farsça, Arapça çok. Ama bizim bazen Arapça, Farsça kullandığımız onlarda Türkçesi kullanılıyor. Şimdi Özbekçe'de Farsçası kullanılan da bizde Türkçesi var. Demek ki lehçeler arasında alışveriş yapılabilir. Ki ama maalesef şeyimiz yok, öyle iletişimimiz fazla değil. Bugün biraz yavaş yavaş çoğalıyor ve umarım hani Kürşat Bilgem'in bu bakımdan çalışması çok önemli. Bu hem eski Türkçedeki sözleri getirmek, sonra o ne yapılır? Acaba onlardan hangileri, hangi şeyler Türk dilinin kollarında yaşıyor, onları ortaya koymak. Gökbey Bilgen'in de bu sayıları, tabii artık 1, 2, 3 sayıları değişmeyiz çünkü bütün şey olmuş. Zaten benim için o 1, 2, 3'ün de şeyi çok eski devirlere gidiyor. Hiçbir zaman zaten Arap sayıları diyorlar, Roman rakamlar çünkü çentikti. Ama bu Arapların da yaptığı daha eski devirlerden gelir gelişmiş. Bugün de 1, 2'yi artık bu uluslararası ama... Bu konuda tabii araştırma yapmak ve şey çok önemli. Gerçekten beni de çok ilgilendiren, şimdi Altay dilleri ve Sümerce ile de ilgili ben yapıyorum. Bu sayıların verilişinde. Bakın bütün Altay dillerinde Türkçe, Moğolca hepsi çok çok farklı sayılar birbirinden. Ancak bizim bir dörtlen dörben böyle birkaç tanesinde kesişme var birlik. Ama sayılar çok geniş. Ama biz bunu çok daha geniş çaplı ele alırsak bu sayılarımızı çözeriz. Elbette sayılar çok çok eski devirlere gidiyor ama bu Gökbey Bilgen'in de ortaya koyduğu gibi bir mantık var bu sayıların yapılmasında ve biz çözebiliriz. Bakın 50'nin 50 olması, onu ben de öyle düşünmüştüm. El çok önemli, 50 ile el arasındaki bağlantı, ama bütün bu sayılarda bu kurulabilir ve bu miş kökünü de bence şey yapabiliriz, ne diyorlar, çözülebilir. 9, 10, 90, 80'lerde açık ama bu MİŞ'te de henüz belli değil. Ama bence bu 60, 70'teki epi kafa yorarsak bunları da çözebileceğimizi umuyorum. Bu yüzden yani bu gerek Kürşat Bilgemizin, gerek Gökbey Uluç Bilgemizin getirdiği bize düşünmemizi, biraz daha bunlara kafa yormamızı sağlıyor. Bu çok önemli. Bakın şey, biliyoruz ki bu Germanların atalarıyla Türklerin ataları çok eskiden hepsi o şey Asya'nın kuzeyindeki kurganlarda birlikte yaşamışlar. Bakın onlarda da bu sayı şeysi 25 yerde 5 ve 20 gibi sayı şekli var ki bu da Almanların bakın ne kadar eski şeyden gelip ve hala değiştirmedikleri bir sistem. Evet. Teşekkür ediyoruz. Emre Kundakçı'nın bir elini de gördüm. Bir de bize bir bilgi aktarmış. Bir doktora tezi varmış eski evet. Türk sayı sistemiyle ilgili. Arda Karadavut'un eski Türk Türkçe'de sayılar yapısal ve anlamsal bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Anabilim Dalı yayınlanmamış doktora tezi bu yıl savunulmuş. Evet, evet, daha henüz Haziran ayında tamamlanmış bir tez. Benim de bu konuyla biraz ilgim vardır. Bilgemiz sunumu başlarken şey demişti, işte sayılar üzerine çok fazla çalışma yok. Aslında çok fazla çalışma var ama yani sayılar üzerine çalışmak çok zor. Bir dilci olarak hani Timur Hocam da herhalde hak verir bana. Temel söz varlığı üzerine etimoloji çalışması yapmak çok tehlikeli. Çünkü gülünç duruma düşme ihtimali çok yüksek. Ki yapılan bir sürü de çalışma vardı şimdiye kadar. Çünkü bu kelimelerin etimolojilerini yaparken çok daha eski dillere gitmeniz gerekiyor. Ve o diller hakkında çok fazla bir bilginiz yok ki. Etimoloji çok ciddi bir şey. Yani sadece Türkçe'yi bilmek, sadece 3-5 dil bilmek değil. Bir sürü dilin bütün tarih dönemini bilmek gerekiyor. Onun için zor bir sunumdur ama güzel bir sunumdu. Ben şeyi şey katkısını bulmak istiyorum bir de. Bu MŞ'ın kökeniyle ilgili. Evet, genellikle bu son işte 2010'dan sonra yapılan çalışmalarda falan MŞ'ın işte kökeninin belli olmadığı, bunun üzerine işte bir yere ulaşılamadığı söyleniyor ama Hasan Eren'in şöyle bir önerisi vardı. 99'da galiba etimoloji sözlüğünün içerisinde söylüyor bunu. Diyor ki Ural dilleri içerisinde bir MŞ var. Hatta Macarca'da da şu anda o 30 kelimesinde, tam kelimeyi hatırlamıyorum şu anda tabii ama 30 kelimesinde tam o mış ekini görebiliyoruz gibi bir açıklaması vardı. Hani
Belki sonra bilmiyorum bu çürütüldü mü ama hani böyle bir bilgi var, bunun katkı sağlamak için böyle bir bilgi vardı. Bir de şeyi paylaştım chatte de bakmak isteyen olursa Sümer rakamları çentiklerle ilgili. Ona da göz atabilirsiniz. Evet, çok güzel bu, senin söylediğin Emre. Şimdi Attila Yorma burada, kendisi Macar ve Kuman Macarlarından. Attila Bey, bu Emre Korgan'ın dediği hangi sayıydı senin dediğin? 30. 30, ha, 30 sayısı, evet. Ve oradaki Miş'i açıklar mısınız Attila Yorma Bilge? Harminç, Harminç'miş. Harminç, ha? Harminç. Harminç, Harminç veya Harminç gibi bir... Evet. Ne dersiniz Atilla Bilgen? Şey, mikrofonunuz kapalı. Ben sizin mikrofonu açayım. Siz de ona basarsanız Atilla Bilgen. Bakayım ben Atilla Bilgen'i şey getireyim toplu. Atilla... Bu arada bu doktora tezi acaba erişimde mi şu anda YÖK tezde? Tabii. Hacettepe hemen doktora tezlerini açtığı için Haziran'da savunma açık. Yok ya, erişime açıldı mı acaba YÖK tezler şeyinde? Erişime açık. Hemen linkten isterseniz sizden gönderebilirim. Tamam, indiririz onu. Evet. Tamam. İndirip bakabiliriz. Atilla çok Yorma'yı indirip arıyorum. Şu anda bir dakika şeylerde göremiyorum. Atilla Yorma videosunu kapatmış. Görüntüyü kapatmış. Ay, Atilla'nın ben yazısını göremedim. Bir dakika. Kürşi Atilla Yorma nerede? Bir sonrakinde mi? Sizin linkini de gönderdim şimdi aşağıya. Marina. Teşekkürler. Kürşat. Ah, Atilla Yorma'yı niye ben göremiyorum büyük ekranda? Ha, şeyde bakayım şurada. Atilla Yorma. Atilla Yorma aktif şu anda. Aktif. Ancak şimdi, videosu kapalı. Görüntüsü kapalı. Şu anda bakayım Atilla Yorma. Burcu. Ah. Ah, Atilla, şimdi gördüm Atilla Yorma'yı. Tamam. Şimdi bir de Atilla, evet, ben Atilla Yorma, Sevilay Bilgem, orada mısınız? Atilla Bilgem'in ben şeyini açtım, mikrofonunu. Siz de açmanız lazım. Aa, şu anda herhalde şey değiller çünkü kendisi hem Macar hem de Kuman. Bu da çok iyi açıklardı. Acaba bu Macarca'da nasıl açıklanıyor? Bu şey şekli. Ama şu anda erişilmiyor maalesef. Evet. Buradayım. Aa, merhabalar. Evet Atilla, evet. Bilgem. Merhaba. Bu şimdi Emre Kundakçı bu 30 sayısından bahsettiler. Şimdi bu Zoom Bilgem'den ilgili mi o sayı? 30 yani söyleniyor. Evet. Nasıl? Macarca'da 30. Var mı? Ha, evet. Şimdi bir dakika. Harminç. Azerbaycan Türkçesinde, daha doğrusu yani Azerbaycan Türkçesinde değil de bir lehçelerde bir dakika. Üçüncü minci diye bir şey var. Tuhaf bir ifade var. Bunun aynısıdır. Yani miş ne oluyor? Minci, yok minci, bir m ekleniyor. Ha, inci üç, mi oluyor? Üçün, bir dakika, tam şimdi hatırlamıyorum. Ha. Yani çok böyle, nasıl desem, köy şivelerinde işletiliyor bugünlerde. Artık yani unutulmuş. Budur. Ancak ben bundan önce bir şey diyecektim. Bu Ural dillerinde aynen böyle söyleniyor. Yani herhangi bir şeyin dedi ya, dördün yarısı mesela. Aynen böyle söyleniyor. Yani saat 3.30, 3.30, 3.30, 3.30 dördün yarısı oluyor. Bütün Ural, yani neredeyse bütün Ural dillerinde. Ha, yok, bizim sorumuz Atilla Bilgem şuydu. Mesela biz 60, 70 şu miş ekliyoruz ya, miş. Peki evet. Miş nedir acaba? Ha, şimdi ben de onu diyordum. Bir, dedim ya, bu Azerbaycan lehçelerinde yaşıyor bugün bile. Minci har, hangi sayıda Azerbaycan? Minci, üçüncü, üç minci bir M ekleniyor.
Timur hocam, aslında Atilla hocam haklı gerçekten. Şimdi ben de o söyleyince farkına vardım. Gerçekten birincini biriminci, ikincini ikiminci, üçüncünü üçümüncü, dördüncünü dördümüncü gibi neredeyse 17, 17. 19. yüzyıllar Azerbaycan Türkçesinde kullanılmış. Şimdi değiştirilen, evet. Mesela birinci diyoruz ya, birinci sınıf, birinci yıl mesela, biriminci yıl gibi kullanılmış şekilleri mevcuttur. Ama yani siz şey mi demek istiyorsunuz, bu 60 aslında 60. mı? 60. gibi olabilir belki de. Evet. Yok, ama ben evet doğru. Şey bence. Aslında çok ilginç ama ben bunun etimolojisini araştırmadım. Ama çok önemli bir konu aslında. Ama yani. Çünkü inci dediğimizde artık o bir şey oluyor. Onun sıfatı oluyor. 60. Ama yo 60'ın kendisi. Mesela Azerbaycanca'da da 60'tır değil mi? 60 derken 60 dersiniz değil 60. mi? Evet 60. Onu soruyoruz. Şimdi 60 ama 60. o... 60. diğerine 60. neyle M değişmesi bence o ayrı bir konu. Evet ayrı. Ama mesela birinci 60 derken buradaki ummuş çünkü 6 var. 6 mıs. Evet. 60'ı ifade. Oradaki mıs nedir? İşte bütün soru oydu. Soru oydu. Ama Atilla Atilla hocamızın sözü için söyledim ki eski Türkçe'de, Azerbaycan Türkçesinde kullanılmış. Mesela Mirze Feteli Ahuntzade'nin dilinde biriminci, ikiminci, üçümüncü ifadeleri kullanılmaktadır. Ama Türkçe'de var böyle N'yle M'nin yer değişimi. Evet. Belki de öyle. 60'da bir ses değişimi mi var orada? Yok mu, o ayrı bir konu tabii. Evet, o başka bir konu. Evet. Doğru. Bayram Kuliyev bilgemizin katkısı için teşekkür ediyorum. Bayram Kuliyev, sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Biriminci, ikiminci, üçüminci diye sayı biçimlerinin olduğunu söyleyince benim aklıma şu geldi. İkiminç. Oradaki K'nin tonsuzlaşması. İgiminç. Ve önde bir Y türemesi. Yigiminç. Veya yigirminç şeklinde. 20 sayısı belki öyle türemiştir diye düşündüm. Şu an sadece. Olabilir aslında. Evet ya, zaten 20'yi 2'ye bağlama şeyi var. 2. 2'dir. 2. Orada bir o bir bağlama var orada. Evet. Böyle bir açıklama yapanlar var. Yani 20'nin 2 sayısından geldiği. Evet. 2. Evet. 3'ün de 30'un da 3'ten geldiği. Oradaki T sesleri. Umut Deniz Topçuoğlu eski Türkçe Yeni Sey yazıtları demiş. 960 er, 59 kişi. 60 demiş. Buradaki mış eki sıra sayıları yapan ınç. Bu da yine yıldızlı mınç ekinin ses değişimine uğramış biçimidir. Çuvaşça ve Volga Bulgarcasının kaynağı olan Türk lehçelerinde 60ınç, 60ınç, 6. 70ınç, 7. anlamındadır deyip örnek göstermiş. Evet, ben de tam diyecektim. İdil Bulgarcasında ve Çuvaşça'da bu gibi şeyler var diye. Ama işte benim aklıma şu, sıra sayının o şekilde değişmesi çünkü pek aklım yatmıyor ona. Hani yedinci derken yedinci denir ama niye yetmiş o miş eklenmiş? Yani inciyle o, çünkü apayrı bir şey sıra sayı. Onu niye eklenmiş ona? Tabii bu çözülmesi gerekiyor. Acaba yedinci on, altıncı on mu denmek istenmiştir. Bu biraz ama, peki niye öbür sayılarda bu düşünülmemiş? Evet. Sadece şeyle kalmış bu. Tabii insanın aklına takılıyor. Evet, doğru. Tabii öte yandan Hakas ya da Şor Türkçelerinde de
6-10, altan, alton, yeton gibi kullanımlar var. Yani 10 sözcüğü orada yeğlenmiş. Buradan mış'ın ek değil de 10 anlamına gelen bir sözcük olduğu varsayımına gidebiliyoruz. Yani o yüzden burada verilen mınç eki, mınç, ınç eki Timur Bilgem'in dediği gibi beni de ikna etmiyor. Evet. Yani sanki o 10 anlamına gelmeli. Bir şey olmaz. Şimdi ben Sümerce sözcükler üzerinde çok durdum. Türkçe karşılaştım bakımda ama sayıları ben şey yapmadım. O zaman bir Sümerce sayıları da bir bakalım. Sümerler sayılarını nasıl şey yapıyorlardı? Tekrar çok eskiden bakmıştım. Şimdi sözlükleri, Sümer sözlüklerine tekrar bakıp, çünkü Sümerce sayılarıyla karşılaştırırsak belki bazı ipuçları buluruz. Evet, başka sorusu olan. Evet var. Bu arada saatimiz şu anda yormadan bir eli vardı bir ara. Belki evet, benim. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Buyurun. Evet. Timur Bilgem. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Evet. Bu konuyla ilgili şimdi bir yerde bir kaynak var. Okumuştum, şimdi unuttum. Hı. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. 1979'da Rıza Şah diktatörlüğü bittikten sonra birdenbire Türkçe'de, Azerbaycan Türkçesiyle bir patlama oldu. Yayın patlaması oldu. Ancak ki ortada bir şey yok. Ölçünlü dil yok. Tabii bir yandan şey var, Kuzey Azerbaycan Türkçesi var. Fakat ona da doğrudan riayet etmek olmuyor. Bu dönemde halk diliyle diyelim yayınları çıkmıştı. Orada görmüştüm ben bunu. Bu minzi ekini. Yani diyeceğim bu yaşayan bir şey ve çok eskiden eskilerden gelen bir şeydir. Ancak yani şimdi bir kaynak veremeyeceğim. Ama bu güzel. Onu da evet düşünmek lazım. Sadece araştırma açısından diyorum yani. Böyle. Yani yıllar önce bu Amerika'da yayınlanmış bu dünyadaki sayılar diye. Onun içinde Türkçeler de veriliyor ama bütün dünyadaki sayılar olan o kitabı tekrar, çünkü bizde şeyde piyasada yok. Başka bir kütüphaneden getirmiştim. Şimdi tekrar o kitabı getirmeye çalışacağım. Çünkü orada bütün dünyadaki sayılar veriliyor. Zaten bunu biz ancak dünyadaki bütün dillerde geçen sayıları inceleyerek, yani mantığını görsek, her bir değişik dilde hangi mantığa göre sayılar yapılmış, eğer onları böyle büyük bir karşılaştırmalı bir şey yaparsak, o zaman Türkçe sayıları da çözmek. Tabii önce Ural Altay dil ailesi içinde. Ondan sonra da bu Dravid dilleri var, Bask var, Amerikan Kızılderili dilleri var. Bütün bu dünya dillerini alıp sayılar üzerinde gerçekten bir araştırma yapıp ve Türkçe açısından onlardan yararlanmaya kalkarsak belki bir şeyler çözümleme buluruz. Ama şeyin de Emre Kundakçı'nın da söylediği o doktora tezini de hemen şimdi toplamdan sonra indirip bakacağım. Çünkü o da çok önemli sayılar üzerine. Bu gerçekten sayılar bütün dünya dilleri için ilginç. Tabii şöyle bir şey var. Ben bir şey oturumunda geçen iki hafta önce bu İstanbul Üniversitesi Dil Derneği'nin öğretmenlere ve Türkçe hocaları ve şeylere okutmanlarına verdiği 90 kişilik bir seminere katılmıştım. Orada bu şimdi bir Hint-Avrupa dillerinde, hani bugün Avrupa dillerinin çoğunda İran dilleri ve Hint dillerinde ve Slavca da var. Slavca, Germen, hepsinde sayılar orta. Fakat ben şeye sormuştum, bu Yunan bir hoca vardı. Hayır demişti, bizim Yunanca sayılar çok değişik demişti. Yani şu, ben çünkü hepsi Avrupa bir şey içinde diye Hint Avrupa dilleri sayılıyor. Öyle sandım ki hepsinde sayılar bir. Halbuki Yunanca sayılar çok farklıymış. Bunu öğrendim. Bu çok de önemli oldu. Onların da sayılarına bir bakacağım. Ama Hint Avrupa dilleri belli bir yüzyılda bir hakimiyet kurulup hepsine aynı sayılar etkin olmuş.
ilk önce kimdeydi onu bilmiyoruz ama bu etkin olmuş. Ama bunun dışında mesela Gürcüce gibi şey gibi, Gürcüce zaten Hint Avrupa dillerinden apayrı dil. Bu dillerin kendi sayıları var, ayrı sayıları. Ama Hint Ural Altay dillerinin bir özelliği var, sayılar ortak değil. Yani bir iki örnek dışında. Her bir, yani Moğolca sayılar ayrı, Türkçe ayrı, Japonca ayrı, Korece ayrı, Fince ayrı, Macarca ayrı. Bu sayılar apayrı. Demek bu değişik şeylerle oluşmuş. Şey vardı bir gene Macar asıllı, belki Attila Bilgen Birer, Dexi, Gyula Dexi diye biri vardı, Indiana Üniversitesi hoca. Prototipçe diye bir kitap çıkardı. O bir proto Hint Avrupaca, proto Türkçe diye çıkarıp şunu kanıtladı kitabında ki Ural Altay dillerinin eskiliği Hint Avrupa dillerinden daha eski. Çünkü Hint Avrupa dillerinde bu ortaklık çok fazla. Bu da gösteriyor ki yeni bir yüzyıllara kadar bunlarda bir ortaklık vardı. Halbuki Ural Altay dillerine gidiyoruz. Ortaklığın çok çok eski, milattan çok eski yıllara dayanıyor ve bugün çok az sözlerde özellikle sayıların bambaşka olması, bir iki istisna dışında, bu da onların çok eski dönemden kaldıklarını ve yeni dönemde belli bir hakimiyet olmamış. Yani Türkçe sayılar onlara hakim olmamış veya o öbürü olmamış. Ama Japonca'da Çince sayılar hakim olmuş. Fakat bu Japonca'nın da eski sayılarına gittiğimizde farklılar görüyoruz. Bu gerçekten sayılar dünya dili. Biri zamirlerdir. Biri de sayılardır, dünya dillerinin en eski varlıkları, söz varlıkları ve bu yüzden sayılar olsun, bu zamirler üzerinde çok araştırma yapılması lazım. Dünya dilleri arasında karşılaştırma yaparak, çünkü bu bizim Türk şeyimizi de artık Türk bilim, yani Türkoloji de öyle bir şey ki başka dillere, hatta Afrika dilleri, başka dillere bakmadan biz Türkolojide ancak kendi içinde bir yere ulaşabiliriz. Ama dünya dilleriyle mukayese ettiğimizde o zaman daha sağlam verilere varabiliriz bu dillerin şeyi konusunda. Yani nasıl bunlar gelişti, bu şeyler diye şey çıkabilir. Evet. Evet. Evet, Timur hocam, evet, gerçekten doğru. Hind Avrupa Bayram dilleri. Bayram, evet, evet. Bayram Bilgem, çok özür diliyorum. Biz iki saatimizi doldurduk. Saat 9:07 geçiyor şu anda. Müsaade ederseniz iki saatlik oturumumuzu kapatalım. Sonra serbest tartışma, yorum kısmı başlasın. Ve birinci oturumdaki ilk konuşmacımızın sunumuyla ilgili ve ikinci konuşmacımızın sunumuyla ilgili sorularımızı, yorumlarımızı serbest bir ortamda rahatça yapalım diyorum. 23. Türk Bilim Sanaltayımızı bugün burada sonlandırıyoruz. Serbest tartışma bölümünü şu andan itibaren açıyoruz. Şimdi